Hadis-i şerifte buyruluyor ki her kim müminin dünya sıkıntılarından bir sıkıntısını kaldırırsa Allah-u Teala da kıyamet gününde onun sıkıntılarını kaldırır. Bir müminin herhangi bir sıkıntısını izale ederseniz, giderirseniz asıl sıkıntının olduğu gün, asıl sıkıntının olduğu gün de Allah sizin sıkıntılarınızı giderir. Bu para olur, yardım olur, başka bir şey olur, önemli değil. İlla para olarak düşünme bunu yani. Asıl sıkıntının olduğu gün bunu unutmayın, kıyamet günü. Buradaki sıkıntıların hepsi geçici. Bak kaç yaşında abilerimiz var. Ne sıkıntılar geldi, geçti değil mi? Unutuldu. Öyle bir dönemde yaşadık ki o sıkıntıları hiç geçmeyecekmiş, bizi helak edecekmiş gibi düşündüğümüz kaç tane sıkıntı atlattınız değil mi? Hiç geçmeyecek zannettiniz. Bizi mahvedecek bu dediniz. Yok edecek dediğiniz sıkıntılar geçti ve unutuldu. Allah'ın da bir rahmeti bu. Unutmasak deliririz sonra sıkıntıdan. Allah unutturuyor. Allah unutturuyor. İşte dünya sıkıntıları ne kadar büyük olursa olsun geçici olduğu için ahirete göre kıyas yapılmaz. Bu yüzden intihar eden cehennemlik oluyor işte. Dünyada büyük sıkıntısı var. Borcu var, bir kızı sevmiş, alamamış, işte bir şey olmuş, başına bir bela gelmiş, çıkamıyor işin içinden. Tak kafasına sıkıyor, ipe asıyor, balkondan kendini atıyor. Ne yapıyor bu? Allah neye kızıyor? Dünyadaki sıkıntısını ahiretteki sıkıntıdan daha büyük görüyor. Halbuki dünyadaki sıkıntılar ahirettekinin yanında böyle devede kulak bile değil. Devede kulak bile değil. Ahiretteki sıkıntıyı küçümsediği, aşağı gördüğü için Allah intihar edeni cehenneme atıyor. Dünya sabır ve imtihan yeri. Öyle yok başımıza iş geldiğinde canımıza kastedelim. Allah bizi muhafaza eylesin. Evet. Tabii şimdi sıkıntıları gidireceğiz diyoruz ama işte borçlar gününde ödenmediği, dürüstlük sistemi bozulduğu için zenginlerde hayır sahibi olsa da artık bu işten kaçar hale geldiler. Bu hayır hasenat ve zekat sistemi bozulduğu için bunu yine biz bozduk ha beyler. Öyle masal gibi dinlemeyin. Bu sistemleri bozduğumuz için faiz sistemi zirveye çıktı. Herkes banka kapısında. Daralan diyor ki şimdi ya emmiden diyor borç isteyeceğim. Vermeyecek, surat bükecek. Borç almıştım 2 sene önce ödeyemedim zaten. Ne yapayım? Bankaya diyor gideyim oradan kredide artık çok kolay. Ama bunu da biz bozduk işte. Dürüst ödeseydik borçlarımızı, bozmasaydık bu işi, zenginlerin mal sevgisi çoğalmasaydı, hiç dünyadan çıkmayacak gibi olmasalardı, kimse bankaya şuraya öteye bereye gitmezdi. Birbirine yardım sistemi olurdu. Ama kimsenin birbirine yardım etme gibi bir derdi kalmadı. Herkes kendi paçasıyla, kendi boğazıyla, kendi ailesiyle meşgul. Bu hale geldik yani. Halbuki düşünün işte, bir kimsenin bir sıkıntısını giderirsen ahirette, kıyamette de Allah senin sıkıntını giderecek. Ama biz bunu ciddiye almıyoruz maalesef.